Öyle sevdim ki sevdiceğim seni. Seninle olmadan olamıyorum. Nasıl oldu bilmem, çaldın kalbimi. Onu senden geri alamıyorum. Gündüz hayalimde, gece düşümde, sen varsın gözümden akan yaşımda. Azrail de gelmiş durur başımda, sen izin vermeden ölemiyorum. Sevdandan yanmışım küllerim sende. Vücudum, kollarım, ellerim sende. Mızrabım kaybolmuş, tellerim sende. Şu deli sazımı çalamıyorum. Sevdan gelip de karışınca kana, saçının teli bedel olur cana. Öyle alışmışım ki gülüm sana. Tek başıma sensiz kalamıyorum. Sevdayı anlatan bir dil gibiyim. Ateşi yeni sönmüş kül gibiyim. Senin elinde açan gül gibiyim. Sen baktığın için solamıyorum. Yıldızları geçip de tuttum ayı. Yağmurdan kaçtım, tanımadım suyu. Seninle yaşasak bir ömür boyu. Allah'tan başka bir şey dilemiyorum. Dertler erir gönül aşık olunca. Hakan'ım der ki saçlar akla dolunca. Vaktimiz gelince, yani ölünce, sensiz ne yaparım? Sensiz ne yaparım bilemiyorum. Bilemiyorum. Çok güzeldi. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı reklamlardan sonra devam ediyor. Seninle olmadan Gönülden Düşenler kitabımızın şiirlerinden biri. Yüreğine sağlık. Evet, çok sağ olasın. Bunu da bizim Almanya'da biraz önce de bahsettiğim değerli dostumuz Gülümcan'a da göndermiş olalım. Sağ olsun, var olsun, o da bizi ilgiyle izliyor her hafta. Hakan Demir'le Gönülden Nişanlar Facebook adreslerimize ve 0545-508-4545'e gelen mesajlara dönelim. Sonra Emin Demir'den hemen bir eser daha alacağız. Hakan Bey, öncelikle iyi akşamlar. Programınız çok güzel, ailece severek izliyoruz. Maşallah diyoruz. Sıradaki şarkı Manisa'daki arkadaşım Murat Gül Açar'a gelsin. İyi akşamlar demiş izleyicimiz ama ismini yazmamış. Teşekkür ediyoruz. Kendisine selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar Hakan Bey. Emin Demir'in yeni albümünde başarılar diliyorum. Size de iyi yayınlar. Almanya'dan Sezer Gezgin ve ailesinden bol selamlar demişler. Başarılar dilerim. Yolun hep açık olsun hala oğlu. Bursa'dan hala kızın Tuğba. İyi yayınlar. Güzel. Eyvallah. Çok güzel. Ben sülale bastım bugün programı. Bursa'da da tanıyorlar mı seni böyle gidince falan? Ya bildiğimiz camiadaki insanlarımız tanıyoruz işte, gittiğimiz gençlerimiz falan. Bursa'da konser falan yapmıyor musun? Mutlaka eski lazım. Eski zamanlarda yapmıştım da son zamanlarda zaten Türkiye'ye gelemiyorum. Arada gelin gene can. Evet. Duygu yüklü şarkıların güzel sesi ozanımız, sanatçımız Emin Demir'e ve sizlere çok selamlar. Isparta'dan Soner Ata İbiş göndermiş. Evet. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Onları okuyacağız ama hiç vakit kaybetmeyelim bu üçüncü bölüm. Bir eser daha alalım. Evet. Hemen bakıyorum. Aşkı Tuğra. Evet, albümümüzün ilk ismiydi. Evet, çok güzel. Evet, albümün ferman gelmeden önceki ismi değil mi? Aynen. Aşkı Tuğra'nı dinliyoruz.
Elektrik çok. Söker şafaklar, fışkırır topraktan, uzar başaklar. Pusatlanır gelir bütün kuşaklar, yollara düşeriz Turan aşkına. Pusatlanır gelir bütün kuşaklar, yollara düşeriz Turan aşkına. Düşler kurarak türküler söyleriz Turan aşkına. En haşmetlisinden düşler kurarak türküler söyleriz Turan aşkına. Bu da çok güzelmiş değil mi? Yüreğinize sağlık. Çok güzelmiş. Evet. Albümün en güzel eserlerinden biri olarak da gönlümüze not ettik yani. Evet. Ömer Seyfettin hikayeleriniz neden seviniz daha iyi anladın? Bunun da Turan öyküsü vardır ya, çok güzel. Sağ olsun. Evet. Evet. Ben de çok severim. Biraz sonra Alevi Sünni Kızılbaş o birlik türküsünü evet. alacağız. Ona da çok sayıda mesaj geliyor. Biraz sonra alacağız Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun merak ediyorum onu şiirini ve Emin Demir'in bestesiyle. Evet, bir çalışma olacağım o. Evet. Şimdi Semah, Semazel, mesela klip de düşünüyoruz ona. Çok güzel. Bütün folklorik kavramları da koymayı düşünüyoruz. Güzel. Yani Semah da dönülebiliyor, Semazel de dönülebiliyor. Evet. Öyle bir tarzda bir müzik yaptım. Hepsi ona. Bizim. Evet. Aynen. Benim hepsi kitabımın bizim. Konusu da o zaten. Hı-hı. Hepimiz biriz. Aynen. Birlik, beraberlik. Evet. Ne kadar güzel. Evet, şimdi Elif Hanım. Evet. İkinci kitap dediniz. Yolda şu kitap anda. Kitap çalışmalarım evet, var. Evet, mitoloji yolda. Yolda. Aynı, yine masal üzerine. Hayır, bu daha çok mitoloji üzerine. Mitoloji büyülü üzerine. Gerçekçilik tarzı. Zaten yani. Sizde öyle bir yapı da var yani, öyle bir evet. heves değil mi? Öyle bir evet, benim hep sevgi de var. Öğrenciliğimden beri
Bu fantastik ve büyülü gerçekçilik tarzını çok severim ben. Ve kitaplarım da öyle aktı gitti bu şekilde ama ben doğu batı yani sentezi burçlarla de burçlarla alakalı evet, değil mi? Tabii kova burcuyum ben. Biraz astrolojiyle ilgileniyorum. Benim burçlarla çok alakam yok ama benim mesela terazi burcu olduğum söyleniyor. Ben hiç evet. Sorarlar bazen ne burcusun diye. Vallahi ben işte öyle bir terazi olduğunu biliyorum. Yani. Terazi dengenin sembolü. Ama en iyi burçlardan biri değil mi? Evet. Öyle terazi güzel bir burç. Dengeyi sağlarsanız muhteşem bir burç. Bir de dengesiz tarafı da var arada. Öyle mi? Evet. Ama siz dengeli taraf tabii. Evet. Kolay mı yani program bir daha? Tabii ki oyun için bir program bu kadar başarılı tabii ki. Sağ olun, sağ olun. Sizinkini biliyor musunuz? Valla yay diyorlar. Yay, yay filozoftur yay. Yalnız. Öyle mi? Yaylar, ben kovalar en çok yaylarla anlaşır ve yaylar filozoftur çok. Ok ve yay. Kovalar biraz oradan çatlaktır. Bir... Öyle derler. Yani biraz uçuktur. Onun için böyle biraz büyülü ve fantastik işlerle ilgileniyorlar. Evet, sıfır. Demek ki burcumuza müsemmayız o zaman. Evet, burcumuza müsemmayız, evet. O zaman ikinci kitap bekliyoruz merakla değil mi? Tabii valla ben çok beğendim yani. Evet. Ya bu kitap zaten çocuklar için yazmış ama hocam yetişkinler de okuyabilir yani. İşte bu zaten bunu sloganı öyle bütün çocuklar ve büyümeyen çocuklar için yani sizler. Bunun ikincisi de bütün gençler ve hep genç kalanlar için. 0545 508 45 45'e gelen mesajlara döneceğiz. Dedikodudan bahsediyorum mesela evet. Çocuklar öğrensin istiyorum çok. Tabii çok. Aslan Özçelik. Programınızı zevkle izliyoruz demiş. Serhat Kayın sevgili dostum iyi yayınlar diyorum. Konuklarına da selamlar demiş. Sağ olsun değerli kardeşim, değerli dostum. Ona da biz de selamlarımızı gönderelim. Şöyle mesajlara doğru gene dönüyorum. Evet. Her yerden mesajlar var. O yüzden mesajlara dönüyorum. Emin şansını yaşıyorum bu arada. 0545 508 45 45'e gelen mesajlarımız var. Onlara dönmeden önce bizim Manisa Medya TV'mizin Facebook'tan da canlı yayını var. Oraya gelen mesajlar da var. Tabii. Onları da biraz sonra okuyacağım. O zaman şey yapalım bu sırada. Bu türküyü çok bekletmeyelim. Hemen alalım. Okuyalım hemen. Gerçekten albümün en güzel türkülerinden biri. Alevi Sünni Kızılbaş. Bu eseri alalım, sonra mesajlara okumaya aynen. Devam edelim. Güzel, birlik, beraberlik. Bu eserde daha yüksek bir sesle tabii. Diyorsun. Evet, tabii aynen. Öyle olmalı. Çok birlik. Güzel. Alalım coşkuyu. Alevi Sünni Kızılbaş. Bir temel, bir duvar, bir taş. Alevi Sünni Kızılbaş. Konulan bir baş Alevi Sünni Kızılbaş. Secdeye konulan bir baş Alevi Sünni Kızılbaş. Kızılbaş.
torunlarız. Dün, bugün ve yarınlarız. Dedemiz bir torunlarız. Dün, bugün ve yarınlarız. Yüceleriz, derinleriz. Yunus Emre, Hacı Bektaş, Alevi, Sünni, Kızılbaş. 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 Bir temel, bir duvar, bir taş, Alevi, Sünni, Kızılbaş. Yüreğinize sağlık, çok güzel. Ağzına, gönlüne sağlık. Şöyle seni konserlerde hayal ettim bu türküyle. Evet. En çok burada coşuyorlardır değil mi artık? Valla bunu çok okumadım. Albüm çıkmadan önce birkaç kere okumuştum. Güzel tepkiler alınca albüme koydum. Yoksa albümden önce okumuyordum. Evet. Çok gerçekten güzel, çok güzel. Evet. Yani böyle eserler olması lazım. Evet, yani ben halk oyunları öğretmeniyim. Evet. Ben öğrencilerimle demin anlattığınız gibi bir şey hazırlamıştım. Semah'la başlayıp Mevlana ile dönüyorlardı. Eserini değerlendirebilirsiniz hocam onda. Ay evet. Harika, çok güzel. İnşallah tabii, tabii. Böyle bir çalışma, İnşallah. Ortak çalışma yaparız. Çok İnşallah. Sevinirim. Hiçbir şey tesadüf değil çünkü. Evet, programınızı severek takip ediyoruz. Ozanıma Ferman adlı yeni albümü hayırlı uğurlu olsun. Tüm eserler her zaman gibi şahane olmuş. Başarıları daim olsun. Mümkünse Ferman parçasını tekrar istiyoruz. Sevgiler Almanya'dan Çağlar Eren ve ailesi evet. yazmış. Albümdeki yer alan bütün eserleri okuduk mu? Evet. Tamamını okuduk değil mi? Aynen. Biraz sonra tabii eski albümde böyle bizim severek dinlediğimiz gerçekten güzel bir eser daha var. Onu da alacağız biraz sonra. Bütün albümü okuttuk. Ta Emin Demir Almanya'dan gelir de biz albümün hepsini okutmaz mı? Yani evet. İyi akşamlar. Ben yeğenin Miray. Biraz mesajda karışık gelmiş ama Osman Oğuzhan Muhammed için bir parça istiyoruz. İyi çalışmalar dileriz demiş. Ama kimin yeğeni hakkında çeşitli söylentiler. Benim yeğenim yok Miray. Miray diye benim de bir yeğenim. Parçamızı bekliyoruz abi. İyi çalışmalar. Vatan parçasını istiyoruz demiş. Vatan yarım herhalde. Ya vatan yarımı biraz önce almıştık. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Biz de okumaya devam ediyoruz. 0545 508 45 45'e gelen mesajlar geldikçe biz de okuyoruz. Tabii Muhammed Cevdet Uyar Soma'nın Sesi gazetesinden programımıza selamları yayınlar demiş. Biz de Cevdet abiye ve tüm Soma'ya, Soma ilçemize de selamlarımızı gönderelim. Evet Elif Hanım, şimdi bizim programımıza gelen konuklar önce böyle şiir kitabıyla geliyorlar. Ondan sonra işte bir zaman sonra bir daha gelecekleri zaman bakıyorum roman yazmışlar. Başka bir kitap. Ya sen şairdin, ne zaman yazar oldun diyorum. Sizin de var mı? Hani tamam yani siz de farklı bir kitapla evet. bir dahaki konuk olduğun zaman geleceksiniz ama evet. sizin de var mı böyle hani ya ben işte çünkü hani masal yazıyorsunuz ya mesela bir roman yazayım gibi bir düşünceniz var Şimdilik mı? Şimdilik yok. Çünkü sizde o şey var aslında. Şöyle, o hayal dünyası zaman var. Tabii var ama biraz daha zamanı var diye düşünüyorum. Daha çok ben, sevgili Emine kardeşim de söyledi, hikayecilik tarzında, Maupassant ve Gustave, Anton Çehov tarzında başlayıp ama aslında Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Sait Faik hikayeleriyle yoğrulan bir öğretmenim ve seven aynı zamanda. Hikayecilik tarzı bana daha uygun. Ben daha böyle insanlar okusun, keyif alsın, çok uzamasın, belki sıkmasın gibi. Kendi biraz tez canlıyım. Ben de çabuk yazmayı seviyorum, çabuk okusun istiyorum. Biraz çocuklarımıza hikaye tarzı benim şimdilik. Öyle. Ama ileride İnşallah belki romanla. Bir roman yazarsınız. Onları böyle evet. yazarların hayalidir. Hani bir dizi film, bir sinema filmi olsun Zaten falan. Bununla ilgili bir film teklifim var. Onu değerlendireceğim. Filme çekilecek inşallah. Görürüz. Biz de mesela şiir yazdığımız zaman ya işte bir sanatçımız bunu besteler, albümünü Tabii ki mutlaka değerlensin. Sağ olsun 17 tane yakın sanatçımız eserimizi alıp besteledi ama Emin Demir hala bir tanesini bile yapmadı ama. İnşallah. Demek ki bu buradan bir mesaj bu. Evet. Çok programlar güzel. Mesaj içerikli olmalı. evet bence de. Aynı Şimdi gibi. Elif Hanım artık programımızın son bölümüne evet, girdik. Biliyorum. Yani 2,5 saat nasıl geldi geçti. Evet. Su gibi. Hemen geçiyor çok zaman çabuk. Gerçekten. Evet. Son düşüncelerinizi alalım. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var ben olun. Bizi ediyorum. Kırmadınız, geldiniz. Farklı ama gerçekten gönlü güzel, değerli bir teşekkür yazarımızsınız. Evet. Sağ olun, var olun. İnşallah
Allah nasip eder de bir dahaki kitap çıktığı zaman da sizi burada bekleriz. O da büyülü, her zaman. Büyülü yolculuk, o da aynı şekilde. O da mı var? Evet. Ya bir büyü var yani bu işin içinde. Bu işte benim büyüm var ama. Son düşüncelerinizi alalım. Evet. Neler söylersiniz? Sonra Emin Demir'le biz finale gideceğiz. Tamam. Şimdi gerçekten ben hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanıyorum. Hatta geçen haftanın konuydum ama bu hafta sevgili Emin kardeşimle beraber çıktık. Ben de birlik, beraberlik aslında burada nasıl vermek istediğim mesaj buydu. Aslında dil, din, ırk farkı olmadan hepimiz kardeşiz. Ve bunu çocuklara da vermek istedim. Ayrışma, bölüşme olmasın. Hepimiz biriz, tekiz ve ilahi kaynaktan yansımayız. Tasavvuf var bunun içinde. Aslında böyle alttan çok güzel mesajlar var okuyanlar için. Evet. Tavsiye ediyorum. Büyülü yolculuklar diliyorum. Hemen hepimize. Programdan sonra okuyacağız. Mutlaka. Evet. Çok memnun olurum. Evet. Çok memnun olduk. Bir kere de kitabınız hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ediyorum. Hayatınızda başarılar dileyelim. Sağ olun. Benim adım Zülküf diyor. Şu anda sizi izliyoruz diye mesaj atmış izleyicimiz. Biz de teşekkür ederiz Zülküf Bey'e. Teşekkürler. Evet değerli kardeşim. Evet. Uzun uzun yıllar sonra görüşmek nasip oldu. Programımızda ağırlamak nasip oldu. Evet. Yeni albüme de daha çıkar çıkmaz programımızda seni konuk almakta nasip oldu. Bütün albümdeki eserleri okuttuk. Gerçekten bunun mutluluğunu yaşadım. Evet sağ ol. Şimdi son finalde güzel bir eserle gideceğiz ama ta Almanya'dan bizi kırmadın geldin. Sağ ol, var ol. Allah razı olsun diyelim. Her zaman başımızın üstünde yerin var. Ne zaman gelirsen ya da ne zaman gelmek istersen ya da biz ne zaman davet eder de gelirsen biz mutlu oluruz. Sürekli görüşen insanlarız biz de. Zaten yıllardır görüşüyoruz. Sağ ol, var ol. Soyadımız da aynı böyle. Biz akraba gibiyiz zaten. Amca oğlu. Öyle zannedenler belki öyle zannedenler vardır. Evet. Son düşüncelerini alalım. Sonra senin belirleyeceğin bir türküyle finale giderim. Öncelikle programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olasın. Söyleyecek sözlerimizi zaten şarkılarla söyledik. Fazla söylemende hayır, herhalde. Sonra işte ya biz program sonrasında sanatçılarımız ya biz selam gönderecektik unuttuk. Aman şöyle oldu ne olacak falan. Ama bütün izleyenlerimize şimdi isim sayarsak sabaha kadar program biter. Selamlar. İstersen şöyle söyleyebilirsin. Senin nereden takip edebilirler? İnternet ortamında falan. Güzel. Onları söylersen belki daha güzel olur. Öncelikle Instagram hesabımı vereyim. @emindemir_tr Twitter hesabım @emindemir_tr Facebook hesabım @emindemir_tr Zaten Emin buradan... Demir yazdın. Emin Demir yaz çıkıyor zaten hepsi. Evet. Bizleri izledikleri için teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Bir hatamız, kusurumuz olursa da haklarını helal etsinler. Hangi eseri bu arada arkadaşlarımız konuşurken ayarlasınlar? Hangi eser gelsin? Var mısın olsun yandırdın kalbimi mi? Sana bırakayım. Var mısın ama bahsetmiştik. Var mısın olsa daha iyi. Sen gönlünden ne koparsa söyle. Var mısını alalım ama önce ben tabii vedamı yapayım. Evet. Tabii bizi de Instagram'dan takip etmek isterseniz gazeteci @ şair @ Hakan Demir yazdınız mı çıkarız. Facebook'tan zaten Hakan Demir'le gönülden düşenler. Programımızın hazırlanmasında bize desteklerini esirgemeyen Ardan Boru'ya, Hakkı Ardan'a değerli abimize selamlarımızı gönderiyoruz. Kıyafet sponsorumuz Akisar, marka giyimi Ahmet Deneç'e değerli abimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Hakan Demir'le gönülden düşenler programı Allah nasip ederse Allah'ın izniyle haftaya cumartesi günü saat 21'de yine karşınızda olmaya devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mesajlar için de sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Emin Demir var mısınla finale hadi gidiyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şöyle ver elini ellerime, gözündeysin gözüme, söz ver bana önce. Gel yanıma şöyle ver elini ellerime, gözündeysin gözüme, söz ver bana önce. Var mısın söyle iyi gün.
söyle. İyi günde kötü günde birlikte yüreğini katıp yüreğime yıldızlara yürümeye. Çetin, inanırsan katı, sende coşkuyu artır, söz ver bana önce. Bil ki yolumuzu çetin, inanırsan katı, sende coşkuyu artır, söz ver bana önce. Var mısın söyle, iyi günde kötü gün. Birlikte yüreğini katıp yüreğime yıldızlara yürümeye. Var mısın söyle, iyi günde kötü günde birlikte yüreğini katıp yüreğime yıldızlara yürümeye. Var mısın söyle, iyi günde kötü günde birlikte yüreğini katıp yüreğime